beceremediğim ve yapmakta çok zorlandığım giriş cümlemle karşınızdayım. Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Şu an galiba keyiflerin yerinde olması oldukça zor. Çünkü her yer o kadar karışık ki. Ha, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nu ayrı tutuyorum. Bir de Bebek sahilinde rahatlıkla piknik yapabilenleri. Ama onlardan değilseniz gerçekten keyiflerin yerinde olması şu dönem oldukça zor. Kafalarda o kadar karışık ki. Tam bu noktada, bu karışıklıkta aklıma hemen bir anekdot geldi. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Bir gün biri İlyas Salman'a nasılsınız diye bir soru yöneltir. İlyas Salman'ın verdiği cevapsa Türkiye gibiyim olur. Gerçekten de şu noktada dünyadan herhangi birine anlayacağı dilde nasılsınız diye sorduğunuzda Türkiye gibiyim cevabını alma olasılığınız eskisinden oldukça yüksek. Ekranlarda görmeye alıştığımız, birçoğuna hayran kaldığımız, çok başarılı bazı sanatçıların başarısız ilk deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu yapmaktaki asıl amacım gerçekten de şu. Başarısızlık korkusu ve endişesi bizi sarmış, sarmalamış. Çevrenin dedikleri bizi bir hapishaneye sokmuş. Lakin anlamadığımız, galiba anlamak istemediğimiz bir nokta var. Unutmayın, tüm başarısıyla başarısızlığıyla bu hayat sizin. ...16 Nisan 1889'da Londra'da doğar Chaplin. Dünyaya gözlerini Londra'da açar. Ancak gözlerini açtığında gördüğü manzara korkunç bir aile tablosudur. Küçük yaşta anne ve babası geçinemezler ve ayrılırlar. Annesi hastalanınca babasının yanına gönderilir Chaplin. Yalnız sıkıntı şurada ki baba oğluna şiddetten geri durmaz ve alkoliktir. 12 yaşındayken alkolik babası tarafından terk edilir Chaplin. Bu yaşadığı sıkıntıyı sizle paylaşmak istedim. İlk Hollywood deneyimi ise stüdyo şeflerine göre ilgi çekilemeyecek biri olduğu için başarısız noktalanır. Ya da başarısız başlar. Çünkü Chaplin'in noktası bir imza değeri taşıyacaktır Hollywood için. Sonrasını hepimiz biliyoruz zaten. Birçok ödül, muazzam filmler ve hepsinde Chaplin imzası. Kariyeri boyunca 13 kez Emmy ödülüne aday gösterilip 4 kez de kazanmasına rağmen bir TV dizisinde başrol oynamadan önce çoğu kişi onu başarısız ve düşük bütçeli filmlerin oyuncusu olarak görüyordu. Oyunculuk eğitimi aldığı hocaları dahi inanmıyordu. Tırnak içinde inanmıyordu. Sonrasında hepsinin Lucy Ball hayranı olduğu dedikoduları var. Günümüzde popülerliği ve kendi diri olan Ford'a ilk filminde yapımcılar yıldız olmanın gerekliliklerine sahip olmadığını söyler. Belki de Ford'un bu gerekleri taşımasına gerek bile yok. Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı olan Steven tam 3 kez radyo, TV ve tiyatro bölümünden reddedilir. 35 yıl sonra kariyerini tamamlamak için 2002'de yarım bıraktığı bölümü okuyup mezun olur. Birçoğu kendisinden şu anda film endüstrisindeki en güçlü ve en etkili figür olarak bahsediyor. O kadar çok hayranı var ki. Evet, belki başarısı uzun yıllar sürmemiş olabilir. Ancak güzelliği hala konuşulan bir oyuncu. İlk model ajansına başvurduğunda kaba görülmüş ve çok da güzel değilsin denilip ajansa sekreterlik teklif edilmiş. Şu an hal ortada. Denilecek pek de bir şey yok.
İlk seçmelerden sonra kas direktörü ona "Neden insanların zamanını boşa gidermek yerine dışarı çıkıp bulaşık makinesi ya da başka bir şey olmuyorsun?" dediğinde başarabileceğini Oscar olarak göstermiştir. Ayrıca aldığı bu Oscar, Oscar alan ilk siyahi olarak tarihe düşmüştür. Başarılı starların başarısız ilk denemelerini sizler için derledik. Bu içeriğimizin ilk videosuydu. Lakin videoya son noktayı farklı bir örnekle koymak istiyorum. Game of Thrones'ta Tyrion Lannister karakteriyle tanıdığımız Peter, bilgi işlem işindeydi. İşini sevmiyordu. Bir konuşmasında şunları demişti. Sahi, hala değişimden korkuyor musunuz?